Hazır mısınız? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız. Hoş geldiniz. Ruhları şad olsun. Saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'i takdim ediyorum. Bu aziz milletin has evlatlarını, sisli dağların hisli insanlarını, Karadeniz'in yiğit neferlerini hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Her tarafı bordo mavi renklerle bezenmiş, her insanı milli heyecan ve hedeflerle bilenmiş Trabzon şehrimizde sizlerle bir arada olmaktan derin bir memnuniyet duyuyorum. Vatan sevdanız kurşun geçirmez, millet aşkınız dillerden düşmez diyorum. İşte asalet burada, işte sadakat burada, işte cesaret burada. Türkiye'mizin tüm güzelliklerinin özü ve özeti Trabzon'da. Yurt içinde ve yurt dışında hayatın zorluklarına fedakarca göğüs geren tüm vatandaşlarımıza bu vesileyle en halisene selamlarımı iletiyorum. Bizleri kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Aziz milletim, sıra sende temasıyla düzenlediğimiz bu açık hava toplantımıza teşrif eden, gücümüze güç ekleyen, heyecanıyla önümüzü aydınlatan Trabzonlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Artık vakit yaklaştı, çember daraldı, sandık göründü. 4 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinin ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine, insanımızın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bu açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı bulunan her dava arkadaşımı yürekten kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, muhterem dava arkadaşlarım, bizim gözümüzde ve gönlümüzde Trabzon, toprağımızın acısı, hüznün sevincidir. Milletimizin selamı, sevgisi, dostluğudur. Vatanımızın duası, dileği, dirayetidir. Kemençenin coşkusu, horonun ruhudur. Trabzon demek, kardeşlik demektir. Trabzon demek, dik duruşun, eğilmeyen başın, pes etmeyen vicdanın medarı iftarı demektir. Trabzon'a bakınca çırpınan Karadeniz'in çağrısı duyulur. Trabzon'a bakınca bize her yer Trabzon diyen vatan evlatlarının gür sesi duyulur. Trabzon'a bakınca 11 Ağustos 2017 tarihinde
Maçka'da PKK'lı teröristlerin açtıkları ateş sonucunda jandarma astsubay başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit düşen kahraman yavrumuz 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün nur yüzlü çehresi görülür. Aziz şehitlerimize Kahramanmaraş depreminde yaşanan sel ve su taşkınlarıyla heyelan afetlerinde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Birlikte her zorluğu aşacağız. Çünkü biz birliğimiz, ebedi kardeşliğimiz, varoluşumuzun harcı ve haysiyetidir. Bizi birbirimizden ayırmak için provokasyon yapanlara sonuna kadar kapalıyız. Bizi birbirimizden koparmak, cephelere ayırmak, etnik ve mezhep ayrımcılığını tetiklemek için fırsat kollayanlara ama fakat demeden karşıyız. Her zaman da karşı çıkacağız.